Herkese merhaba arkadaşlar, Kolektif Edebiyat YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kapanma sürecinde, karantina sürecinde okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Zaten bir önceki videoda ya da ondan önceki videoda bunu söylemiştim. Böyle bir planım var ve yapmak istiyorum diye. Tabi her zamanki gibi yine plan tam tamına uyulmadığı, yapılamadığı üstteki tablodan da belli oluyordu tablo gözüküyorsa. Bazı kitaplar okunamazdı. Tabii bunların farklı sebepleri var. Ama en büyük sebebi e, alacağım konuktan dolayıydı. Bu tam kapanma sürecinde e, biraz hızlı olarak Nazlı Ere'yi geçen hafta bahsettim, konuk almıştık. Ve tabii ki haşır neşir oldum Nazlı ile Onun hakkında çok makale okumam lazım ve programa odaklanmam lazımdı. O hafta kitlendim yani, çok güzel gitmeme rağmen. E, tabii bayramdan sonrası da e, yine keza çok zorladı beni. Ama ben yine de çok güzel kitaplar okuduğumu düşünüyorum. Hatta en sevdiğim kitapla başlayacağım. Yani tabii ki daha iyileri vardır belki okuyanlara göre ama ben 6.27 Trenik kitabını arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok beğendim. 29 dile çevrilen bir kitap. Aynı zamanda bu kitap çıktığı yıl bir ayda yazılmış diyebiliyorum kitap. Çıktığı yıl yazar yani Fransa'daki en büyük edebiyat olayı olarak e, gündeme oldu. Hani dedik ya Orhan Pamuk anlatırken bu yıl artık bir var geceleri konuşacağız Türk Edebiyatı'nda. Fransa Edebiyatı'nda da e, 6 6.27 treni çıktığında zaten Notre Dame de Edebiyat Ödülü almış. Çok değerli bir kitap. Acayip kurgusu var arkadaşlar. Tavsiye ederim. İlk bunu göstermek istedim o yüzden. Bu kitabın özelliği e, bilmiyorum Kağıt Ev'den de bahsetmiştim Ocak aylarında. Kağıt Evli, ben bana biraz benzer geldi. Mükemmel bir kitap. Ee, geri dönüşüm fabrikasında çalışan bir işçi. Ee, bu kitapları falan ma e, parçalıyorlar, dönüştürüyorlar. Ama o kitaplara kıymak istemiyor. Ee, canı acıyor kitaplara. Ve her e, kitaplardan kalan parçaları okuyor. Her gün metroda, trende, e, banyo treninde. Farklı aşk hikayeleri gibi Mükemmel bir kurguya sahip bir kitap. Çok hoşuma gitti. Kesinlikle tavsiye ederim. Devam edecek olursam yine Disiplinli Güzel Günler kitabı var. Ee, ben en sevdiğim kitabı gösterdim. Ondan sonra rastgele sırayla gidiyorum. E, bunu da tavsiye ederim. Kesinlikle ben okuduğum kitapları zaten özellikle seçtim. Tabloya çok değerli kitaplar. Hepsinin farklı farklı ödülleri ya da farklı farklı özellikleri var. Ve Disiplinli Güzel günlerde de e, yine çok beğendim bir kitap arkadaşlar. E, burada da yurtta kalmış e, eğer yurtta kalanlarınız varsa en azından e, bu kız erkek için fark etmez bir yurt ortamını tadan 1-2 yıl bu kitabı okuyabilir. Çok güzel, e, disiplinli bir yurtta, e, parasız yatılıda, hatta ondan sonra parasız yatılıya geçelim. Parasız yatılıda e, yetişen bir e, kız var ve onun arkadaş çevresi. Hatta burada anlatılanlar sadece o değil. Yani disiplin, kontrol, her şey var yani bunda. E, yatılı okul anlatılıyor. Ve aynı zamanda Savaş Sonrası Avrupa'da var bu kitapta aslında. Yani e, konuşulacak çok şey var. Ee, XX'in Kardeşiyim e, kitabı da e, çok e, şeyin e, JG'nin ve bunu da gerçekten çok severek okudum e, tavsiye ederim deyip fazla uzatmayayım daha çok kitap var önümüzde Parasız Yatılı dedik Türkiye'de bir Parasız Yatılı denilince Firuzan'dan bahsetmemek olmaz Firuzan'ın Parasız Yatılı'nı önceden birkaç defa öyle 3-5 öyküsünü okumuştum hele hele Parasız Yatılı öyküsünü okuyup bırakmıştım bu senede e, PEN Türkiye tarafından e, bu aydı, tabii geçti o ay yani, o ay içinde yılın kitabı seçilmişti. O ayın kitabı seçilmişti ve 50. yıl olduğu için özel baskısı falan yapılıp bu kitap tekrardan hatırlandı. Benim de e, okuma yaptığım bir grup var, orada da hocamız e, okuyalım demişti. O sayede bunu okudum. E, parasız yatalı, üstüne konuşulmaya gerek yok. Said Faik Kay Armağan almış bir kitap. Çok değerli bir kitap. Bence e, yazıldığı dönem içerisinde çıkmış en iyi e, ilk üç öykü kitabından biri diyebiliriz. Hatta ilk sırayı bile yazsak e, kim ne yazdınız demez. Çok değerli bir hikaye kitabıdır. Hikaye okumak isteyenler, hikaye noktasında kendini geliştirmek isteyenlere naçizane benim tavsiyemdir. Hikayeden devam edelim. Yine bir Said Faik Kayarman'ı kazanan bir kitap. Uzak noktalara doğru Cemil Kavukçu. Cemil Kavukçu'yla Herkes bu kitapla tanışır. Ee, benim de öyle oldu aslında. Ya çok okumak istiyordum, bir sürü kitabı var ama nasip olmamıştı. Daha doğrusu ben biraz yaşayan yazarları okumakta aksatıyorum. Ee, programa alabilme e, ihtimalime göre hareket ediyorum ve Cemil Kavukçu'yu çok uzattığımı düşündüm ve artık merak ettimiştim ve çok beğendim Cemse Ölüyor hikayesini hele hele çok beğendim ve güzelliği de kendi kültürümüzden mi desem ya da yaşadığımız dönemden örnekler olması beni çok mutlu etti. Atıyorum bir yerden Erkin Koray falan çıkıyor. Onun müzikleri falan okurken açıyorsunuz. Bu sizi çok mutlu ediyor. Cemil Kavukçu'nun bu kitabında çok beğendim. Biraz Can Yayınlarına kendi edebiyatımıza ara verip babamı kim öldürdü kitabından bahsedelim gerçekten ırkçılık şiddet e, hükümet devlet bütün her şey anlatılan bir kitap. Ben e, bu kitap arkadaşlar çay içerken bile okudum. Mükemmel bir kitap. 10 üzerinden neredeyse 10 verebilirim. E, devleti eleştiren, hükümeti eleştiren Fransa'da ve bunu açıkça söyleyen bu kitap üzerinde çok konuşulabilir aslında. Mükemmel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir baba var. Oğlu babasına mektup yazıyor. Babasının hali çok kötü. Babası e, böyle hep işçilerde çalışmış, ağır işlerde çalışmış bir işçi. Bu çocuk da işçi sınıfından gelme. Normal hayatı da böyle bu arada. Yazarın kendi hayatı da böyle. Ve babasının şu an 50 yaşında olan babasının durumu acayip kötü. Ölümle mücadele ediyor yatalak ve bunun sebebini devlete bağlıyor, vergi sistemine, işçilerin çalıştırılmasına, işçi sınıfının gördüğü zulme. Ve bu beni çok etkiledi. Mükemmel bir kitap. Ve güzelliği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kitap sudan ucuz. Yani ee, bayağı ucuz bir kitap. Aynı zamanda da o yani 50 sayfa bu kitap. 50 düşünebiliyor musunuz? Bir saat bile sürmez bunu okumak. Ama 50 sayfanın içine çok şey sığdırmış. Kesinlikle bunu da tavsiye ediyorum. Evet ee, bizim edebiyatımızın büyük isminden bahsedelim biraz. Yaşar Kemal dedim ya ince kitapları seçiyorum her güne bir kitap diye. Bunun da Yılanı Öldük kitabını ee, seçtim. Gerçekten e, burada ilk bunu okudum hatta ben. E, bunu zaten çoğu kişi biliyorduk. Burada bir karakter isimleri aklıma gelmiyor. Onu düşünüyorum da aynı zamanda okuyalı neredeyse bir ay oldu. Burada bir çocuk var. Annesi e, babası ölüyor. E, annesinin sevgilisi tarafından aslında sevdiği adam tarafından. E, derken bunun a, çocuğun üzerinde dayıları ve e, dayılabiliyorum amcaları ve e, babaannesi gibi baskı kuruyor. Senin annen bilmem işte böyle ee, şöyle böyle kötü bir kadın. Onu öldür. Babanın ölüm sebebi o. Çocuğun üzerine bütün köy, bütün herkes baskı kuruyor ve e, sonunun sorunun nasıl bittiğini söylemeyeyim. Okuyacak varsa çünkü önemli olan o çünkü. Gerçi kitapta da yazıyor. Annesini öldüren bir çocuk romanı diye gerçekten de öyle. Baskılara, laflara, sözlere dayanamayan çocuk annesini öldürüyor ama annesi onun için ne fedakarlıklar yapıyor zamanında neler yapıyor aslında o da annesini çok seviyor ama artık bu e, baskıya şiddete dayanamadığından Eşar Kemal'in yine gerçekten çok güzel e, verdiği o coğrafyayı verdiği insanlara karakterleri çok güzel yarattığının açık bir örneği bu. Devam edecek olursak yine Türk Edebiyatı'ndan devam edelim. Suçumuz insan Olmak, Oktay Akbal. Bu kitap Türk Dil Kurumu. Roman armağanı almış olması lazım. Ve gerçekten Uzun süredir okumayı düşündüğüm bir kitaptı ve o kadar mutlu oldum ki okuyunca. E, aşk ilişkilerinden o kadar güzel bahsetmiş ki ölümden, insanlıktan, insanın ne olduğundan, duygulardan, yaşantılardan, karınla koca arasındaki evlilik ilişkilerinden, sevgili ilişkilerinden, kültürden. Bu kitap e, çok güzel. Ee, Okta hayat bal kokuyor o kadar iyi bir gözlemlemiş ki e, evlilikleri toplumsal tabakayı e, İstanbul'da geçiyor Taksim'de e, çok güzel evli olan iki tane insanın e, kendi eşlerini bırakıp farklı yerlerde buluşması ondan sonra bunun sonlandırmaları falan mükemmel bir kitap bunu da tavsiye ediyorum galiba benim beğenmediğim kitap yok beğenmesem söylerim açıkçası e, var aslında beğenmedim değil anlamadığım kitap var mükemmel bir kitap ama ben anlamadım hemen ona geçeyim Peter Handeck biliyorsunuz 2019'da Nobel Edebiyat Ödülü aldı. Kaleci'nin Penaltı Anı'ndaki endişesi. Hani hep derler ya böyle ufak olduğuna bakmayın. Ben önceden de dedim. Venedikli ölüm ufak olduğuna bakmayın arkadaşlar. Hani ince okurum diyemezsiniz öyle kitapları. Öyle derin ki o kitaplar. Emin olun şu kitap 300 sayfalık kitaptan daha zor okunuyor. Ve beni bu yordu yani. O yüzden beğenmedim diyemem ama beni çok yordu. Çok güzel kitap ee, ama anlamak da o kadar zorlandığım böyle okuyor okuyor iki defa okudum ne ne kitaba. O yüzden hani e, beğenmedin değil de zorladı anlamında söylüyorum. Bu kitapta da o kadar nesne. Bir nesne var onun e, soyut soyutluyor onu. Onun hakkındaki fikirlerini düşünüyor. Mesela ben şimdi size anlatıyorum ya. Acaba 10 dakika önce de düşündüm de buraya koltuğa oturdum. Mesela bu, bunu düşündürüyor bu kitap. Benim aklımdakilerin en gerisine gitmeye çalışıyorum. Aklımın gidebildiği yere kadar. Ya da en ilerisine. Öyle bir kitap. Yani ben 5 dakika sonra videoyu kapatacağımı düşünüyorum mesela. Öyle. 5 kitap kaldı diye. Yani mükemmel. Zaten Nobel'i e, hatta bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı'yla da içli dışlı bir muhabbetler oldu. Peter Hendeke'nin Türkiye'ye attığı laftan dolayı Cumhurbaşkanımız. E, kendi ülkesindeki Nobel almış yazarı kınadığı gibi bunun da yazar olmadığını vurguladı. Edebiyatta Peter Handke gerçekten çok önemli bir isimdir. Hatta aynı zamanda az önce çok beğenerek anlattım dedim. Şu kitapta bile Peter Handke'den iki tane alıntı veriliyor ve açıkça gösteriliyor burada da Peter Handke ne kadar iyi bir yazar olduğunu. Evet devam edelim. Metin Kaçan Ağır roman. Metin Kaçan'ın farklı bir hayatı var. Bu ya yani bu kitap benim okuduğum en güzel Türk edebiyatındaki romanlardan biri. Zaten Yapılan listelerde en iyi 100 Türk romanında da var zaten ilk 20'de mi 30'da mı ne okumak istiyordum hemen aldım okudum bunu ince olduğunu bilmiyordum sayfa sayısına bakmamıştım ince olunca okumak istedim mükemmel bir kitap mükemmel kılıyor ama e, bu, bu bahsedilen yerde e, kolera mahallesi'nde öyle karakterler var ki ya karakter yaratmada gerçekten Metin Kaçan o kadar e, zengin ki ve Metin Kaçan'ın üzüldüğüm bir noktası. E, kitaptan bahsedemedim bugün ama kitabı kesinlikle okuyun. E, kitapta bir mahalle geçiyor. O mahallenin dertleri, sıkıntıları var. Biri eşkıya oluyor mahallede. Baba oluyor. Berberin oğlu baba oluyor. Berber e, farklı ilişkiler yaşıyorlar. Bazıları eşlerini aldatıyor. Bazıları farklı şeyler yaşıyor. Eşcinseller var. Mükemmel bir kitap dönemine göre. Ve bu kitap e, Metin Kaçan, kitabı yazan insan... Boğaziçi Köprüsü'nden kendini attı. Hani bir ara belki duymuşsunuz doğru haberlerde. Biri taksiden e, çıkıp kendini attı denilen kişi işte bu kitabın yazarı. O kadar değerli bir esere bırakan Metin Kaçan e, denilen yazar. E, ben çok sevmedim. Niye kendi yaptığını bilmiyorum ama kendini atan kişi buydu ve onu da bu yüzden acı bir ölümle kaybettik. Evet sevgi soysal yine böyle hüzünlendik. Biraz daha hüzünlenelim. Hoş Geldin Ölüm kitabı var elimde. Bu kitap yarım kalan son kitabı Sevgi Soysal'ın savaş verdiği hastalıkla yazma sürecinde son kalan kitap son noktasına kadar alınmış buraya 60 sayfa tutuyor. Gerisi Tutkulu Perşem kitabının hikaye kitabı ve o 60 sayfaya kadar bile aslında yetecek. Yani onu söylemek isteyeceğim. Kitap yarım kalıyor ama o 60 sayfa bile o kadar yetiyor ki yeni şehirde bir böyle vakti Orhan Kemal Roman Armağan'ı alan o kitabının bir benzeri yine yeni şehirde bir gece konuda geçiyor. Ve mükemmel yine e, tabii toplumsal meseleler ele alınılıyor. Yine partiler, devrimler, gazeteler, küpürler, dağıtılan eylemler. E, yine mükemmel bir kitap. Yine aile ilişkileri var aynı zamanda. Evet son 3 kitabım kaldı. Onlardan hızlıca bahsedeyim. Belki bahsetmişimdir de. Bu da Nazlı Eray'ın kitapları var. Ee, diğerleri yok. Arkadaşıma verdim. O kadar çok beğenince. 3 kitabı var elimde. Ee, Nazlı Eray'la çok haşır neşir olduk. Video da çektik. Size anlattım. İnşallah gelip izlemişsinizdir bizim e, çektiğimiz, yaptığımız programı. Yoldan geçen öyküler Haldun Tanrı öykü ödülü almış zaten ve çok değerli bir kitap arkadaşlar. Yani ben çok beğendim. Ben Nazlı Eray'ın kalemini çok beğeniyorum. Ama bu kişiden kişiye değişir. Çünkü fantastik edebiyat ya da büyülü gerçekçilik edebiyatını beğenmeyen insanlar Nazaray'ı beğenmez. Çünkü burada neler olmuyor ki? Arzu sapanında New York'a gidiyoruz bir anda. Bir öpüyor, erkek kadını öpüyor ve bir şeyler oluyor bir yere gidiyorlar. New York'a gidiyorsunuz, Fransız ihtilali var, Kral Louis var. Birlikte Kral Louis'le cin düğününe katılıp hocalara, hacılara dua okutuyorsunuz falan filan. Mükemmel bir kurgu. E, büyülü gerçekçiliğin derin örneklerinden, çok önemli bir örneklerinden Ah Bayım Ah ilk kitabı. Bunun da özelliğinden falan Nazlıay videosunda bahsettik. Çok güzel hikayeler var. E, dediğim gibi mutluluk ve acının öyküsü öyküler hala aklımda unutamıyorum. Çok derin öyküler tavsiye ederim. Yoldan geçen öyküler mükemmel öyküler. E, en güzel yanı da bunun böyle ölüyor, karakter ölüyor, diğer dünyaya gidiyor. Orada Oğuz Otay'la oturuyor. Ee, orada da aslında bir yazarlar kahvehanesi var diğer hayatta. Yani o kadar güzel kurgular, o kadar büyülü gerçekçilik kokuyor ki mükemmel öyküler. Ben arkadaşlar dilimde, demamda kurudu videoyu da uzatmayayım. Bu kadar kitabı okudum. Hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Bu kitaplar kesinlikle tavsiyemdir. Hiçbirini okuduktan sonra pişman olmadım. Ya bunlarla vakit kaybettim demedim. Sizlere de tavsiye ederim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Esenle kalın, edebiyatla kalın.